Kudüs TV ekranlarından hepiniz hayırlı geceler diliyoruz. Sevgili seyirciler, Kudüs TV'de Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Siyasetten ekonomiye, dünya gündeminden günün yeni gelişmelerine dair ayrıntılarla bugün yine karşınızda olacağız. Bugün programımıza önemli bir konukla başlıyoruz. Son günlerde sosyal medyada oldukça fazla denk geldiğiniz faizle ilgili açıklamalarıyla, mecliste yapmış olduğu konuşmayla adeta siyasetin gündemini değiştiren Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Sayın Abdülkadir Karaduman bizlerle olacak ve onunla başlayacağız. Abdülkadir Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Selim Bey, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. Ekranları başında bizi izleyen bütün Kudüs TV izleyicilerine de en kalbi duygularımızla sevgi, saygı, selamlar selamlarımı kendilerine de iletiyorum. Sağ efendim, olun. Çok teşekkür ederiz. Biz sizi konuk etmek isterken, davetimizi gönderirken Kudüs'ü, Suriyeliler meselesini ve Mescid-i Aksa'yı konuşalım istiyorduk ama bugün ve dün sosyal medyadaki meclis konuşmalarınız oldukça fazla yankı buldu. Dolayısıyla müsaade ederseniz eğer oradan başlayarak diğer meselelere geçmek istiyorum. Türkiye'nin malumunuz, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi paketleri açıkladı. Sizin de buna itirazlarınız var konut alımıyla alakalı. Nasıl buluyorsunuz ekonomiyi? Genel olarak faizle mücadeleyi, düşük faiz politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, tabii öncelikle bugün hakikaten ülkemizde birçok alanda aslında yaşanan sorunlarla ülke olarak, millet olarak karşı karşıyayız. Ülkede özellikle ekonomik alanda 20 yılın sonunda ciddi yıkımlarla, ciddi tahribatlarla karşı karşıyayız. Aynı zamanda ahlaki ve manevi değerlerimiz en az ekonomik yıkımın insanlar üzerinde oluşturduğu etki ve yıkıcılık kadar büyük bir etkiye sahip. Bu anlamda da ahlaki manevi değerlerimiz açısından da ciddi bir şekilde tahribata uğradığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Eğitim alanında, sosyal yapımızla ilgili, dış politikamızla ilgili hakikaten büyük sorunlar ve problemler yumağıyla aynı zamanda karşı karşıyayız. Ve bu çerçevede de biz ülkemizin ve milletimizin sorun ve problemlerini gündeme getirmek, bu çerçevede milli görüş perspektifiyle Saadet Partimiz parti politikalarıyla, anlayışıyla ülkemizin bugün içerisinde bulunduğu krizin ortadan kalkmasına dair çalışmalarımızı yoğun bir şekilde de sürdürüyoruz. Elbette ki yani insanlarımızın hayatını idame ettirebilmek için hayatını sürdürebilecekleri bir güce ihtiyaçları var. Ve bu gücün de özellikle gün be gün ciddi anlamda zayıfladığı, insanların ekonomik olarak ciddi bir şekilde hayat pahalılığı ve geçim derdiyle baş başa bırakıldığı bir dönemin içerisinden üzülerek söylüyorum ki geçiyoruz. Ve bugün maalesef 20 yılda ülkemizin kaynaklarının faize, ranta, borçlanmaya, ithalata dayalı bir ekonomi modelinin tahkim edilmesinden dolayı bugün ekonomide de ciddi bir kriz ve ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Biz Selim Bey, ülke olarak yoksul bir ülke kesinlikle değiliz. Ülke olarak fakir bir ülke kesinlikle değiliz. Ancak biz kaynakları planlı ve programlı bir şekilde yatırıma aktarılmadığı için maalesef gelinen noktada insanları yoksulluğa mahkum edilmiş bir ülke manzarası içerisindeyiz. Ve özellikle bu noktada da maalesef bugün insanlarımızın en temel geçim kalemlerine dahi sahip olamadığı, insanların hayatını idame ettirmekte hakikaten zorlandığı bir süreci yaşıyoruz. Ve maalesef bu sorunları çözmek adına harekete geçmesi gereken siyasal iktidarın maalesef bu sorunları çözmek değil, sorunları daha da kökleştirecek, sorunları daha da kabileştirecek uygulamalar, açılımlar, paketler, müjdeler ve kampanyalar açıkladıklarını da büyük bir hayretle ve büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Abdülkadir Bey, şunu hiç şüphesiz son olarak da sizin de ifade ettiğiniz gibi iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı bir konut müjdesi açıkladı. Evet. Ve bu çerçevede de Türkiye'de işte dar gelirli vatandaşlarımızın konut alabilmesi adına tırnak içerisinde bir müjde açıklaması yapılmış oldu. Ve burada da yani 1 milyon lira kredi alan bir vatandaşımız ayda 14 bin lira taksit bankaya ödemek zorunda. 2 milyon liralık bir ev aldığında da 28 bin lira bir taksitle karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla bu konut kredisi imkanı
ayda 14 bin lirayı bir asgari ücretli ödeyemediğine göre, ayda 14 bin lirayı memur ödeyemeyeceğine göre, emekli vatandaşlarımız ödeyemeyeceğine göre, bu kampanyada aslında dar gelirli vatandaşlarımızın, bugün geçim derdi yaşayan vatandaşlarımızın, insanların yani bir ev sahibi olma ihtimallerini tamamen ortadan kaldıran, aslında bir bakıma Türkiye'de sermaye sahiplerine alan açabilmek ve tamamen gariban için değil bir müteahhit mantığıyla hazırlanmış bir paket olduğunu buradan görebiliriz. Ve bu çerçevede de maalesef üzülerek ifade ediyoruz ki, hakikaten büyük bir üzüntüyle ifade ediyoruz ki, burada da bu işin asıl kazananı maalesef Türkiye'de bankalar ve faiz düzeni olacaktır. Şunu dolayısıyla sorabilir miyim? Biz, müsaadeniz olursa. Şimdi çizdiğimiz tablo, Türkiye'deki konut fiyatlarına baktığımız zaman işte en kötü ev 1 milyondan başlıyor artık. 5 milyon, 6 milyona kadar gidiyor. Bu konut fiyatlarının geri çekilebilmesi, Türkiye ekonomisinin düzeltilebilme ihtimali artık var mı sizce? Yani elbette ki burada yani siz sorunları ortadan kaldıracak bir takım önlemler ve tedbirler almadığınız müddetçe, sorunu oluşturan sebeplerde ısrarcı olduğunuz müddetçe bu sorunları ortadan kaldırabilmeniz mümkün olmayacaktır. Bugün özellikle yani kurun dalgalanmasından, döviz kurunun dalgalanmasının da özellikle tetiklediği önemli bir durum ki, bugün inşaat malzemelerinde çimentosundan demirine yani bütün kalemlerde son bir yıl içerisinde %200'e varan zamlar yapıldı. Evet. Dolayısıyla bu zamların olduğu bir ortamda sizin ev fiyatlarını düşürebilmeniz mümkün olabilir mi? Elbette ki mümkün olmaz. İşin birincisi bu dövizde yaşanan kur dalgalanmalarının önüne geçecek. Türk lirasının alım gücünü yükseltecek ve özellikle doların, euronun Türkiye'de ekonomiyi esaret altına aldığı bir anlayışı, bir düzeni ortadan kaldırmanız gerekecektir. Birincisi bunu mutlaka yapmanız gerekir. Bir diğer ikincisi de Türkiye'de bildiğiniz gibi Selim Bey, 250 bin dolar yabancı, yani Türkiye'ye gelen yabancı insanlar, başka ülkelerin vatandaşları Türkiye'de 250 bin dolar karşılığında vatandaşlık alabiliyordu. Onu 400 bin dolar olarak tevzi ettiler. Dolayısıyla bu çerçevede de Türkiye'de yapılan konutlar 250 bin doların TL karşılığını ortaya koyacak şekilde yapıldığı için, özellikle konut sektörü, inşaat sektörü Türkiye'de yabancıların konut sahibi almasına göre dizayn edildiği için, bu da Türkiye'de otomatik ve konut fiyatlarını yükselten, bunu tetikleyen önemli bir husustu. Elbette ki buna müdahale edilmesi, bu noktada yani yabancıların Türkiye'de konut edinmesiyle ilgili yürütülen inşaat sürecinin de özellikle ön alınması, tedbir alınması gerekir. Bir diğeri de Türkiye'de 20 yılda aslında hükümetin yaptığı ve büyük bir kararlılıkla aslında takip ettiği en önemli hususlardan bir tanesi de ekonominin Türkiye'de, bugün iktidarın Türkiye'de uyguladığı ekonominin önemli sac ayaklarından bir tanesi de inşaat sektörü. Elbette ki inşaat sektörü önemli, mutlaka alan açılması gerekir. Ancak siz ekonomiyi sadece inşaat ekonomisi üzerinden yönetmeye kalkarsanız, bugün yaşadığımız bu sorunlar da ülkemiz açısından kaçınılmaz hale gelecektir. Dolayısıyla bu sorunlarla ilgili bahsettiğimiz çerçevede yani vatandaşlarımızın alım gücünü yükseltecek, insanlarımızın yani konut alma imkanı, yani bundan belki 15 yıl önce bir memurun Türkiye'de konut sahibi olması mümkünken, bugün Allah aşkına bir memurun Türkiye'de konut sahibi olabilmesi mümkün değildir. Çünkü Türkiye'de yıllar yılı uygulanan ekonomi modeli, Türkiye'de orta sınıf dediğimiz vatandaş kesimini tamamen ortadan kaldırdı. Makası bütünüyle açtı ve Türkiye'de bir taraftan yoksul insanların oluşturduğu, kümelendiği bir sınıf oldu. Diğer taraftan da zengin insanların bir araya geldiği bir sınıf oluşturuldu. Evet. Makas bu şekilde açıldığı için maalesef Türkiye'de zenginin her geçen gün daha da zenginleştirildiği, yoksulların her geçen gün daha da yoksullaştırıldığı bir ekonomik düzenin aslında bugün neticelerini hep beraber yaşıyoruz. Buradan geri dönebilmemiz mümkün mü?
kesinlikle buradan geri dönebilmemiz mümkündür. Ancak bu sadece lokal bir takım iyileştirme çabaları ve çalışmalarıyla söz konusu olamaz. Bu bütünüyle ekonomideki bir bütüncül bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Üretimi esas alan, ihracatı esas alan, istihdamı esas alan, özellikle Ar-Ge'yi ve inovasyonu esas alan faizsiz bir ekonomik düzeni siz tatbikata koyduğunuz takdirde, bu anlayışı Türkiye'de tahkim ettiğiniz takdirde vatandaşlarımızın alım gücünü de yükseltmiş olursunuz. Türk lirasının alım gücünü de aynı şekilde standardını arttırmış olursunuz. Doların, euronun ve dışarıdan gelen ürünlerin Türkiye'de bu denli fiyat artışına sebep olması ve bundan dolayı da konut fiyatlarının bu denli yükselmesine de elbette ki engel olabilirsiniz. Dolayısıyla burada bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Diğer taraftan da özellikle baktığımız zaman bu müjde olarak açıklanan şey bizim inancımız açısından da kabul edebileceğimiz bir husus kesinlikle olamaz. Biz faizin oranının %99 olmasına da, faiz oranının %0.99 olmasına da aynı zamanda inancımız açısından asla kabul edemeyiz. Bunun normal olarak görülmesine, faizin normalleştirilmesi ve faizin meşrulaştırılmasına dair bir takım planlı ve programlı işletilen süreçlerinde elbette ki sonuna kadar karşısında olacağız. Daha dün siz NAS var dediniz, bir NAS'a göre biz hareket edeceğiz dediniz. Politika faizlerini düşürdünüz ve bunun neticesinde de faiz oranlarının düşürülmesini aslında bir NAS var ve biz NAS'a uyacağız gibi bir takım yaklaşım ve beyanlar üzerinden gerçekleştirmeye çalıştınız. Ama bunu yaparken siz 2021 yılı bütçesinde sürekli ifade ediyoruz 240 milyar lira parayı faize aktardınız. 2023 yılı bütçesi için 320 milyar TL parayı faize aktaracaksınız. Saat başı ülkemizin kaynaklarından 3,5 milyon dolar parayı faize aktaracaksınız. Bir taraftan NAS var diyeceksiniz. Diğer taraftan da gelip konut kredisi adı altında 0.99 faizle insanları bankalara mahkum edeceksiniz. Ve insanların geleceğini bankalar eliyle ipotek altına almak suretiyle insanların özellikle faiz yoluyla borçlandırılmasını ve geleceklerinin çalınmasını sağlayacaksınız. Aslında bu yürütülen süreçlerde Selim Bey, bizim açık bir şekilde bütün milli görüş hareketi olarak sürekli ortaya koyduğumuz ve her zaman gündemden hiçbir zaman düşürmediğimiz Haim Naum doktrinlerinin Türkiye'de adım adım uygulandığını ve Türkiye'nin bu sebeplerden dolayı sefalete mahkum edildiğinin de bir neticesini yaşıyoruz. Evet. Haim Naum doktrinlerine geldiğimiz zaman şu 6 madde bugün Türkiye'nin nasıl yönetildiğini de özetleyen, insanımızın bu noktalara nasıl getirildiğini özetleyen 6 maddeyi de ifade etmek isterim. Haim Naum doktrinlerinde der ki aç bırakacaksın, işsiz bırakacaksın, borca esir edeceksin, dininden uzaklaştıracaksın, maneviyatından koparacaksın, bunları küçük parçalara böleceksin ve böldüğünüz küçük parçaları birbiriyle çatıştırmak suretiyle Türkiye'yi İsrail'e vilayet yapacaklar. İşte bugün aslında yürütülen süreçlerin tamamı buradan hareketle yürütülen süreçler. Pandemi sürecinde hatırlayacağınız üzere insanların geçim sıkıntısını en had safhada yaşadığı bir dönemde bugüne kadar Türkiye'de faiz belasına bulaşmamış, kredi çekmemiş yeni 1 milyon insanımız kredi çekti diye hükümetteki yöneticiler bunu büyük bir başarıymış gibi alay-ı valayla anlatmaya çalıştılar. Allah muhafaza insanlarımızı faize bulaştıran, insanlarımızı bankalara borçlandırmayı biz bir müjde olarak değil, bunu biz bir felaket olarak görebiliriz. Dolayısıyla biz inanç sahibi bir Müslüman olarak da faiz oranlarının yüksek olması ya da düşük olmasından rahatsızlık duymayız. Bizim rahatsızlık duyacağımız şey faiz oranlarının yüksek olması değil, bizatihi faizin kendisidir. Ülkemizin kaynaklarının faize aktarılmasıdır. Buna asla müsaade edemeyiz. Evet. Bizim inancımız da faiz oranlarını düşürmek değil, bizim inancımız da faizsiz bir sistem kurmak vardır. Ve bunun için de Saadet Partisi teşkilatları olarak bütün milli görüşçüler olarak da çalışmalarımızı
yoğun bir şekilde sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Aslında sorulacak bu konuyla ilgili çok soru var ama asıl gündem maddemize geçmek istiyorum müsaadeniz olursa. Hemen şuradan başlayalım. Bugün El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile maalesef katledildi Siyonist İsrail tarafından. Sizin de sosyal medyada bu konuyla ilgili bir paylaşımınız var. Önce o konuyu değerlendirmenizi isteyeyim. Sonradan Mescid-i Aksa'ya ve İsrail'e normalleşme sürecine geçeyim. Elbette ben öncelikle El Cezire Kudüs muhabiri Şirin Ebu Akile'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ailesine Kudüs davasına dair yüreğinde Kudüs davasını hiçbir zaman düşürmeyen bütün Müslümanların başı sağ olsun. Ve bu katliamı gerçekleştiren işgalci rejim askerlerini de terör devleti İsrail'i de en güçlü şekilde lanetliyorum. Cenab-ı Hakk'ın laneti onların üzerine olsun. Amin. Tabii yani özellikle bugünlerde çok daha ağır bir şekilde hissedilen bir süreci yaşıyoruz. Maalesef işgalci rejimin Kudüs'te bitmek bilmeyen küstahlığıyla, Kudüs'te dinmek bilmeyen saldırıları ve zulümleriyle karşı karşıyayız. Bebek demeden, çocuk demeden, kadın demeden, sivil demeden masum insanları katleden ve bu katliamları gerçekleştirirken de bunu inancının bir gereği olarak yerine getiren ırkçı emperyalizmin saldırılarıyla maalesef karşı karşıyayız. Ama elbette ki onların bu saldırıları devam ederken diğer taraftan Filistin'de mücahitlerin izzetli direnişini de elbette ki görüyoruz. Ve bu izzetli direnişin de bütün dünya Müslümanlarına ve bütün dünya halklarına bir ders niteliğinde olması gerektiğini de buradan ifade etmek isterim. Aslında son süreçte yani yaşanan hadiseleri asla bir tesadüf olarak göremeyiz. Yaşanan gelişmelerin tarihsel süreçlerini de asla bir tesadüf ya da rastlantı olarak asla göremeyiz. Özellikle son dönemde işgalci rejimin başta Arap ülkeleri olmak üzere Türkiye'de de gerçekleştirdiği bir takım normalleşme süreçleri özellikle bugün İsrail'de bugün İsrail rejiminin Filistin'de uyguladıkları zulmün aslında zeminini hazırlayan süreçleri beraberinde getiriyor. Ne için bunları söylüyorum? Bakınız işte geçtiğimiz aylarda işgalci rejimin elebaşı Herzog Türkiye'ye getirildi ve büyük bir alay vala ile Türkiye'de kendisi karşılandı. Protokol yolunda Türk bayraklarının yanına İsrail bayrakları çaputları asıldı ve Türkiye'de İsrail bayrakları dalgalanmak suretiyle maalesef bu ülkede şehit kanlarıyla sulanmış bu ülkenin topraklarına bu işgalci ülkenin elebaşı olan bir kişi maalesef ayak bastırıldı. Dolayısıyla Türkiye'nin İsrail'le yürüttüğü bu normalleşme çabaları aslında İsrail'in Filistin'le ilgili bu saldırılarını daha da güçlendiren, bu saldırılarda İsrail'i daha fazla maalesef motive eden, Filistin'deki bu izzetli direnişin de zayıflatılmasına dönük bir süreç olduğunu açıkça görüyoruz. Aslında işgalci rejim bu normalleşme çabalarıyla bir taraftan şunu yapmak istiyor. Dönüp Filistin'deki mücahitlere bakın Türkiye'de işte Türkiye Filistin'e her zaman yardım eden, Filistin davasının her zaman yanında olan, hatta vaktiyle 11 aylık iktidarları döneminde merhum Erbakan hocamızın Refah Yolu iktidarın 11 aylık iktidarı döneminde Filistin'e tek bir taş dahi atamaya cesaret edemeyen İsrail'in işte bakın bugün Türkiye'nin hangi noktaya getirildiğini Filistin direnişini kırmak adına, bu inancı ve bu iradeyi ortadan kaldırmak adına bu normalleşme çabalarını sürdürüyor ve yürütüyor. 1997 yılında Filistin'in El Halil kentinde İsrail'in saldırılarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Başbakan Erbakan hocamızın imzasıyla bir tezkere çıktı ve Türk askeri El Halil'e gönderilmek suretiyle İsrail'in saldırıları durduruldu. Dolayısıyla İsrail bunu demeye çalışıyor. Türkiye vaktiyle Filistin davasına bu kadar sahip çıkan, İsrail'in Filistin'deki uygulamalarına engel olan bir noktadan bakın bugün İsrail'in yaptıkları zulmü meşrulaştırmaya çalışan bir hükümet politikasını uygulamaktadır.
Dolayısıyla Filistin direnişini yalnız yolda yalnız bırakmıştır, yarı yolda bırakmıştır gibi bir takım kampanyalar üzerinden aslında oradaki mücadeleyi ve direnişin motivasyonunu kırmaya dönük ciddi bir çalışmayı sistematik bir şekilde sürdürüyor. Artur Kadir Bey, diğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme çabalarıyla birlikte de Selim Bey, özellikle bu normalleşme çabalarıyla birlikte de yapılan bu saldırılar ve bu zulümlerinde insanların zihinlerinde ve yüreklerinde bunu normalleştirmeye ve bunu alenileştirmeye, bunu sıradanlaştırmaya çalışan ve Müslümanlar tarafından kanıksanmasını sağlayacak bir maalesef zihinsel bir işgal sürecini de yürüttüğünü bu süreçlerle beraber görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'le normalleşme ve İsrail'le ilişkilerimiz Kudüs mücadelemizden taviz verdiğimiz anlamına gelmez ve Kudüs'e bakış açımız aynen devam ediyor açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette ki bu açıklamayı son derece talihsiz bir açıklama olarak görüyoruz. Yani şöyle bir şey anlatılır. Yani bir değiş bir atasözü vardır. Kurtlar kuzuları parçalıyor, kuzuları yiyorlar. Gidip kurtlarla ziyafete katılıp kuzularla da yas tutan bir anlayışı biz asla kabul edemeyiz. Ya bu nasıl bir açıklama, bu nasıl bir sözdür? Bizim Filistin davamız başka, ancak İsrail'le olan ilişkilerimiz ve normalleşme süreçlerimiz başkadır diyemezsiniz. Ya siz İsrail'le normalleşir, Filistin'le anormalleşirsiniz ya da Filistin'le normalleşir, o mücadeleyle ilişkinizi güçlendirir. Filistin'le siz Türkiye arasındaki o köklü ilişkilerinizi daha da kavileştirir. İsrail'le anormalleşirsiniz. Bunu kabul edebilmemiz mümkün olmaz. Aslında bu açıklama, üzülerek ifade ediyorum ki, Filistin davasına ihanetten başka hiçbir şey değildir. Normalleşme ziyaretleri, normalleşme görüşmeleri her ne kadar Filistin davasının, Filistin'de Kudüs davasının ihanete uğratılmasına dönük bir süreci ortaya koyduysa, maalesef bu açıklamada İsrail'in küstahlığını daha da arttıran ve kabul edilemez bir açıklama olarak görüyoruz. Yani siz one minute dediğiniz zaman o zaman neye tepki göstermiş oldunuz? Biz bir taraftan İsrail'e tepki gösteririz ama diğer taraftan İsrail'le de ilişki kurabiliriz diyemezsiniz. Diğer taraftan zaten yani İsrail bir devlet olmadığı için, İsrail ki Birleşmiş Milletler'in de bazı birimlerinin raporunda apartheid rejim olarak İsrail tanımlanır. Dolayısıyla İsrail bir devlet değildir. Dolayısıyla İsrail'le kurulacak ilişkilerin Türkiye açısından bir kazanıma dönüşmesi asla mümkün değildir. Tarih içerisinde de baktığımız zaman kim İsrail'le iyi ilişkiler kurmaya çalıştıysa, kim İsrail'le bir takım normalleşme adımları atmaya çalıştıysa bunun bedelini en ağır şekilde de İsrail kendilerine ödetmiştir. Kimse İsrail'in bir takım süslü cümlelerine aldanmasın. İsrail Türkiye açısından bir milli güvenlik tehdididir. Sadece Türkiye açısından söylemiyorum. Bugün bütün bir insanlık alemi için İsrail bir milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Küresel bir tehdit organizasyonudur. İsrail bir devlet değil, dünyanın en güçlü şekilde organize olmuş bir terör örgütüdür. Dolayısıyla yani İsrail'le biz ilişki kuracağız da Kudüs davasını başka yürüteceğiz demenin ne hukuki bir meşruiyeti olabilir, ne siyasi bir meşruiyeti olabilir, ne de insani bir meşruiyeti asla ama asla olamaz. Peki efendim, İsrail son dönemde işte hem Arap ülkeleri hem Türkiye ile normalleşme adımları atarken bir yandan da Filistin'de katliamlarına devam etmesini konuşuyoruz. Fakat bu Ramazan, biz her Ramazan İsrail'in saldırılarını konuştuk. Fakat bu Ramazan Filistinli mücahitlerin direnişlerini biraz konuştuk. Onların İsrail'e vermiş olduğu zararları konuştuk. Sonunda Yahya Sinvar'ın İsrail'i tehdidini şu anda kamuoyu konuşuyor. Direniş cephesinin mücadelesini ve İsrail olan bakış açısını nasıl yorumluyorsunuz son dönemde? Tabii aslında yani biz tarihimize baktığımız zaman yani tarihte
Yani önemli zaferlerin her zaman sayıca çok olmanın ya da imkan bakımından güçlü olmanın değil, imani açıdan güçlü olmanın her zaman zafer getirdiğini en açık şekilde görmüş olduk. Ve bugün aslında bu işgalci rejim bütün bir dünyanın gözü önünde, dünyanın gözünün içine baka baka Filistin'de katliamlar yaparken, Filistin'de bu zulümleri işlerken, dünyanın özellikle elbette ki dört bir noktasında İsrail'in yapmış olduğu bu zulme insanlar karşı çıkıyorlar. Ve ben şunu her zaman açık bir şekilde de söyledim. İsrail'in bu zalimce tavırlarına ve bu uygulamalarına karşı gelmek için emin olun ki sadece insanın bedeninde bir kalp taşıması yeterli olacaktır. Yani insan bedeninde kalp taşıyan her insan İsrail'in bu saldırılarına karşı çıkması gerekir. Aksi halde insan olmanın bir anlamı, insan olmanın bir kıymeti kalmayacaktır. Çünkü yani bugün İsrail bütün insanlık için ciddi bir problem haline gelmiştir. Ama İsrail'in bu zalimane tavırlarına karşı Filistin'deki mücahitlerin destan yazan direnişini de hep beraber görüyoruz. Ve İsrail ne kadar güçlü olduğunu ilan etmeye çalışırsa çalışsın, Filistin karşısında ne kadar aciz kaldığını, Filistinli mücahitler karşısında, direniş karşısında ne kadar aciz kaldığını da hep beraber görüyoruz. Ve özellikle küçücük çocukların, küçücük 13-15 yaşında çocukların İsrail askerlerinin yüreğine nasıl kor düşürdüğünü, nasıl ateş düşürdüğünü, nasıl korku dolu bir şekilde onların yüreklerine korku düşürdüğünü de açık bir şekilde de görüyoruz. Yani aslında bir takım kamuoyu önünde bir takım açıklamalarla, bir takım yani küresel basın kurum ve kuruluşlarının aslında İsrail'in yapmış olduğu bu zulümleri kınar gibi bir görüntü altında İsrail'i çok böyle güçlüymüş gibi gösterme çabasını da biz açık bir şekilde fark ediyoruz ve görüyoruz. Ancak diğer taraftan mücahitlerin İsrail'i yeri geldiğinden nasıl dize getirdiğini çok az basın kurumunun, basın kuruluşunun gösterdiğini de açıkça görüyoruz. Bu çerçevede Kudüs TV'nin de çalışmalarını, Kudüs Televizyonu'nun da özellikle Filistin direnişine bu denli göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da yürekten kendilerini tebrik ediyoruz. Sizleri de yürekten kutluyoruz. Ve Allah'ın izniyle biz zaferin, orada bir avuç Müslümanın, bir avuç direnişçinin destan yazan zaferini de önümüzdeki günlerde daha güçlü bir şekilde de Allah'ın izniyle görmüş olacağız. Ve peki, bugün bütün dünyada Müslümanların bir araya gelmesi, Türkiye'nin Avrupa kapılarında Avrupa Birliği normlarına, Batı'nın ev ödevlerine koşmak değil, Filistin'deki bu zulmü ortadan kaldırmak adına çaba göstermesi gerektiğini, Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaşta nasıl fellik fellik bu savaşın ortadan kalkması noktasında bir diplomasi yürütüldüyse, bundan daha fazlasını yıllardır süre gelen Filistin'e dönük uygulamaların ortadan kalkması için yapılması gerektiğini ifade etmek isterim. Bu çerçevede esasen Filistin davası bütün Müslümanları bir araya getirebilecek, İslam ülkelerini içerisinde bulundukları bütün sorun ve problemlere rağmen bir araya getirecek en önemli ve ciddi bir güç olduğu kanaatindeyim. Bundan dolayı da Müslüman ülkelerin acilen bir araya gelmesi, bir Kudüs ittifakı oluşturmak suretiyle Müslüman ülkelerin bir birliktelik oluşturması bugün itibariyle bir elzem noktaya gelmiştir. Dolayısıyla bugün Filistin'deki direnişe bütün İslam aleminin destek olması gerekir. Peki efendim, Türkiye'nin diğer bir gündem maddesi de aslında Suriyeli mülteciler, Suriyeli misafirlerimiz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yapmış olduğu açıklama sonrasında gündem bir anda Suriyelilere gözler çevrildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Suriyeliler Türkiye'de artık bir problem olmayan başladı. Gitmeliler mi, gitmemeliler mi? Suriyelilerle ilgili neler yapılmalı? Aslında Suriyeliler özelinde Türkiye'de bulunan mültecilerle alakalı. Evet, tabii göç meselesi esasen yani insanlığın ilk gününden itibaren her zaman güncelliğini koruyan bir hadise olmuştur.
Ancak özellikle son dönemde bölgedeki göç hareketlerine baktığımız zaman, yani Irak'ta yaşanan hadiseler, Suriye'de yaşanan hadiseler, Afganistan'da yaşanan hadiselere baktığımız zaman esasen bu göç hareketlerini ırkçı emperyalizmden bağımsız bir şekilde okumak en büyük gaflet olacaktır. Yani bugün siz Suriye'de iç savaş çıkaracaksınız, Suriye'de bir kaos ortamı oluşturacaksınız ve Suriye'deki insanların kendi ülkelerinden göç etmesini ve bu çerçevede de bu göçün de belirli bir takım sistematik süreçler çerçevesinde gerçekleşmesini temin edeceksiniz. Afganistan'da yıllar yılı bir baskı ve zulüm altında insanları yöneteceksiniz. Ve Afganistan'dan bir göç hareketini de aynı zamanda buna paralel yönetmiş olacaksınız. Dolayısıyla şunu açıkça söylemek gerekir ki bölgemizde biz yaşanan gelişmelerin hiçbiri ırkçı emperyalizmden bağımsız bir şekilde okunamaz. Eğer ırkçı emperyalizmden bağımsız bir şekilde okunursa çözüm olarak ortaya konulacak adımların, çözüm olarak ortaya konulacak yaklaşımların hepsi daha büyük yanlışlara ve daha büyük felaketlere sebebiyet doğuracaktır. Dolayısıyla birincisi bunu bilmek gerekir. Bölgemizde özellikle Suriye'den Türkiye'ye yaşanan bu göç dalgalanmasının da altında yatan en önemli faktör ırkçı emperyalizmin ve Siyonizmin bizatihi kendisidir. Bir taraftan ülkeleri insansızlaştıracak, o ülkelere özellikle daha iyi yönetebilecek, insansızlaştırdığı bölgeleri daha rahat kontrol altına alabilecekleri bir mekanizmayı oluşturacak. Diğer taraftan da bu göç hareketlerini sağladığı ülkelerde bir kaos ve çatışma alanları oluşturabilecek, müdahaleye bu ülkeleri açık hale getirecek bir zemini oluşturmaktır. Dolayısıyla bu çerçeveden meseleyi ele almadığımız takdirde büyük yanlışlara ve büyük savrulmalara sebebiyet verebiliriz. Ancak bugün Türkiye'de maalesef ekonominin de içerisinde bulunduğu bu koşullardan dolayı aslında ekonominin bu anlamda bu denli belirleyici olması Türkiye'de insanların işte sığınmacılara dair bir takım hassasiyetlerini, bir takım tepkilerini de beraberinde daha da arttırmış oldu. Ama burada bu meselenin yani sığınmacıları hedef alarak, sığınmacıları düşmanlaştırarak, sığınmacılar üzerinden nefret söylemleri üretmek suretiyle çözülemeyeceğini, sığınmacılar üzerinden ülkede tansiyonu yükseltmenin, ülkede yani ortamın gerilmesini sağlayacak söylemler üretmenin ülkemize de bölgeye de yapılabilecek en büyük kötülükler olduğu kanaatindeyiz. Ve bu çerçevede de ülkede tansiyonu yükseltecek her yaklaşımında biraz önce bahsettiğimiz ırkçı emperyalizmin planlarına hizmetten başka hiçbir şey olmadığını, olmayacağını da ortaya koymak zorundayız. Peki bu çerçevede neyin yapılması lazım? Ne yapılmalı? Evet, Türkiye'nin yıllar yılı yapması gereken en önemli ortaya koyması gereken çalışmalar şu olması gerekirdi. Türkiye birincisi Afganistan'da kaos ortamının kalkması ve hayatın normalleşmeye dönmesi ve insanların kendi ülkelerinde insan onuruna yarışır bir şekilde yaşayacağı bir ortamın oluşturulmasına Türkiye katkı sağlamalıydı. Yani göçü engelleyecek bir çabanın ve bir çalışmanın ortaya konulması gerekirdi. Yine hakeza Suriye'de bu iç savaşın çıkmasına yani Türkiye'nin engel olması gerekirken özellikle ırkçı emperyalizmin ve Siyonizmin İsrail'in güvenliğini sağlamak adına Suriye'de çıkardığı bu iç savaşı önlemek adına Türkiye bir tavır ortaya koyması gerekirken maalesef bu iç savaşın daha da artması ve bunun neticesinde insanların ülkemize göç etmek zorunda bırakılmasına dair bir süreci maalesef iktidar hazırlamış oldu. Dolayısıyla bugün elbette ki hem ülkemiz açısından hem de sığınmacılar açısından insanların kendi ülkelerinde rahat bir şekilde yaşayacakları bir ortamın oluşturulması gerekir. Türkiye'nin bu çerçevede komşu ülkelerle mutlaka ilişkilerini güçlendirmesi, can ve mal güvenliğinin bu ülkelerde acilen sağlandığı bir ortamın oluşturulması
ve bu çerçevede gönüllü olarak gitmek isteyen insanların bu ülkelere, kendi ülkelerine, kendi vatanlarına gönderilmesini temin etmek gerekir. Komşu ülkelerden ancak kastınızda bu, Suriye'de var mı? Yani Türkiye Esad'la da görüşmeli mi? Suriye'yle de görüşmeli mi? Yani Türkiye bugün Suriye ile mutlaka bu konu çerçevesinde görüşmelidir. Yani Türkiye daha dün, şimdi biraz önce konuşmamızda da bahsettik. İsrail ile normalleşme çabalarını bu millete anlatmayı kendileri açısından bir vazife olarak görüyorlar da, İsrail ile normalleşmeyi insanımıza anlatmak adına onlarca takla atıyorlar da, niçin Suriye ile bölgemizde yaşanan sorun ve problemin ortadan kalkması için görüşmesinler? Yani İsrail ile görüşmeyi meşru olarak görüp de Suriye başta olmak üzere komşu ülkelerimizle bazı ilişkiler kurmayı meşru olarak görmezler. Elbette ki bunu kabul edebilmemiz mümkün olmaz. Bu çerçevede Suriye ile de mutlaka görüşülmeli. Suriye'de barış ortamı mutlaka oluşturulmalı. Can ve mal güvenliği sağlanmalı ve bu çerçevede göçmenlerin kendi vatanlarına dönmeleri temin edilmelidir. Ancak aksi halde biz yarın ateşin içerisine herkesi buradan bir otobüse bindirmek suretiyle göndereceğiz dediğimiz zaman ne insani bir yaklaşıma sahip olabiliriz ne de uluslararası hukukun uygulanmasını temin edecek bir yaklaşım ortaya koyamayız. Bunu da kabul edebilmemiz mümkün olmaz. İnsanları savaşın ortasına, ateşin ortasına gönderebilmek bizim kadim medeniyet değerlerimizle de bağdaşacak bir nokta olmaz. Ancak bu ülkelerde bahsettiğim gibi insanların özgürce yaşadığı ortamların temin edilmek suretiyle kendi ülkelerine gitmeleri temin edilmelidir. Abdülkadir Bey, soru aslında şöyle de soruluyor. Daha doğrusu mülteciler, sığınmacılar gitmeli diyenlerin savunduğu şey şu. O ülkeleri normalleşse de gitmeyecekler, kalacaklar. O şartlar altında gönderilmeli mi yoksa yine tercihe mi bırakmalı? Yani şöyle, biz bize sığınan insanları kendi ülkelerinde zulüm görüp de yani bizim ülkemize sığınan insanları, tabiri caizse bir ayağı çukurda olan insanların diğer ayağına tekme atmak bizim inancımıza da değerlerimize de yakışan bir durum elbette ki olmaz. Yani burada, yani bir taraftan özellikle şimdi biraz önce ifade ettim, bir taraftan komşu ülkelerimize ilişkilerin güçlendirilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve bu şekilde insanların kendi ülkelerine gönüllü bir şekilde dönüşü temin edilmelidir. Ancak kalacak olan insanların da mutlaka entegrasyon süreçleri başta olmak üzere Türkiye'de oluşabilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına dair bir entegrasyon süreci büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülmeli ve yönetilmelidir. Ya bu iki süreç doğru, planlı ve programlı bir şekilde sürdürüldüğü takdirde bu çerçevede sorunların ortadan kaldırılacağı bir ortamı da biz Allah'ın izniyle temin etmiş oluruz. Buna bütün samimiyetle ifade edebilirim. Efendim çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız, yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İnşallah, davete değer gördüğünüz için. İnşallah sizi stüdyomuzda da ağırlamak isteriz İstanbul'a geldiğinizde. Veya özel olarak davet edebiliriz. Programınız çok yoğun. Tüm Türkiye'yi geziyorsunuz biliyoruz. Gençlik kollarını, gençlik çalışmalarını da yüz yüze konuşmak isteriz müsait olduğunuzda. İnşallah. Büyük bir memnuniyetle inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Sayın Abdülkadir Karaduman'la gündemde öne çıkan bütün başlıkları neredeyse konuştuk. Bütün samimiyetiyle, bütün içtenliğiyle her sorumuza cevap verdi. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Bir kez daha Gece Ajansı'nın sonuna geldik. Yarın yine görüşmek ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.